Günaydın. Günaydın. E olmaz. Hemen kalkman lazım. Saat kaç, haberin var mı senin saat? Daha erken. Ne erkeni Sibel? Şimdi sana kahveni veriyorum. Kahvenden bir iki yudum alıyorsun. Sonra hemen kalkıyorsun, apar topar hazırlanmaya başlıyorsun. Ve hemen çıkıyoruz evden, tamam mı? Ne bu aciliyet yanı, ne oldu? Nereye gidiyoruz ki? Uzak mı? Uzaklı değil ki mesele. Mesele o uzaklığı nasıl kat edeceğimiz. Ben hiçbir şey anlamadım. Ya ne demek istiyorsa anlamadım. Seni bugün toplu taşımayla çalıştıracağım Sibel Korası'na. Toplu taşıma derken? Tuzlu otobüsü. Tuzlu otobüsüne bineceksin bugün. Ben de çok eğleneceğim. Endişelenmem gereken bir durum var mı? Ne için ya? Yani şu otobüs konusunu biraz açsan mı? Neymiş o? Çünkü açabileceğim bir şey değil. Yani sana anlatabileceğim bir şey değil. Senin gibi birinin hiçbir zaman inanmayacağı şeyler söylemiş olurum. O da olmaz. O yüzden tecrübe etmen gerekiyor, yaşamış olman gerekiyor. Afiyet olsun Sibel. Hadi ya, hadi, hadi, hadi. Alo, ablacığım iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Timur Bey geldi şimdi şirkete. Gitmemişsin. Neredesin sen? Ben neredeyim? Durak otobüs durağı. Ne? Otobüs. Ablacığım sen kiminlesin? Erhan'layım. Ben seni sonra arayayım mı? Antalya Fatih'li, şimdi İstanbul'u fethedeceksiniz. Neyse sonra konuşuruz Adet'cim. Utanmasana ya. Desene otobüs durağındayım desene. Tahtımdan inip halkın arasına karıştım desene sevgilim. Sen bayağı ciddisin değil mi? Otobüse bineceğiz yani. Çok ciddiyim. Bir kere bu dünyanın başka hiçbir yerine tecrübe edemeyeceğin bir hadise senin. Bir de o toplu taşıma candır ya Sibel. Bir kere alıştın vallahi bırakamazsın. Çok ciddiyim. Tamam okey, güldük eğlendik. Bence şuradan bir taksi çevirelim, yolumuza devam edelim. Obala, sen ama beni tanımak istemiyorsun herhalde. Erhan Yıldırım'ı tanımak istediğini düşünüyordum ben seni. Ben seni tanımak istiyorum dedim. Hı. Otobüste İstanbul turu yapmak istiyorum demedim. Tacını bırakmadan binmek istiyorsun yani otobüse, öyle mi? Tamam, isyan etmiyorum artık. Otobüse tacınla da binebilirsin. Ben sorun olacağını düşünmüyorum. Hatta dur düzeltelim tacını biraz. Saçımı okşamak için bahane üretmeye gerek yok. Sen akbilin var mı, onu söyle. Ne akbili ya? Ne yapacaksın şimdi, nasıl bineceksin otobüse? Neyse gel, benim var. Hiçbir yere kaybolmasın ben. Vallahi kaybolursun, ezilirsin maazallah, sorumluluk almak istemiyorum üstüne. O ne demek? Sen daha basacağım şimdi. Ha. Hanım abla dursa oluyor. Hadi gel. Sibel öyle yargılıya yargılıya bakma insanlara ya. Şimdi biri dönecek sana diyecek ki ne bakıyorsun kardeşim sen diyecek. Ben de diyeceğim ki sana ne oluyor kardeşim, hayırdır sen diyeceğim. Harbede çıkacak. Olay oraya bağlanacak. Sonra şoför otobüsü durduracak. O harbedeyi çıkaranları bulacak. Aşağı indirecek. Sonra bırakacak. Yani gidemeyeceğiz. Geç kalacağız bayağı. O yüzden bunların olmasını istemiyorsan sen bana dön şöyle. Bana bak şöyle. Bunu tamamen gözüm senden başka kimseyi görmesin diye söylüyorsun değil mi? Görüyorum ki. Biraz ukala mıyız? Galiba gerçek Erhan Yıldırım'ı tanımaya başladım ben. Otobüs böyle her durakta duracak mı gerçekten? Yok Sibel Hanım, biz bize olduğumuz için 3 durakta bir duracak. Peki bu işkence ne kadar sürecek?
Çok kalmadı ya. Bir buçuk saat falan daha var. Bir buçuk saat mi? Ben zor bir gençlik geçirdim. Bunu size daha önce söylemiştim Sibel Hanım. Öyle kolay değil mi? Mübalağa etmedim yani. Çok eğleniyorsun değil mi? Evet. Gideceğimiz yere gelmedik mi daha? Oo, yandık vallahi ya. Sen şimdiden bu haldeysen akşamı zor çıkartırız biz Sibel. O ne demek? Bir tane daha otobüse mi bineceğiz? Gelmedik hayır, mi? Hayır, geldik. Biraz yürüyeceğiz sadece, o kadar. Şimdi Erhan Yıldırım turumuzun ilk ayağı bir lezzet durağı olacak. Ne oldu? Neyi tiksiniyorsun? Buralar benim mahalle. Sibel, burası benim ilk iş yerimdi. Bursa'dan İstanbul'a taşındığımızda annemin tedavisi için annemi eve bırakır bırakmaz hemen çıktım dışarı. Gel. Annemi eve bırakır bırakmaz hemen dışarı çıktım. İş aramaya başladım. Bir bakkala girdim önce. Tamam mı? Hı. Abi dedim çırak lazım mı falan. Adam beni geri çevirdi gergin bir şekilde dükkandan. Gerçi onun hakkını yiyemem. Sonradan çok faydasını, çok iyimserliğini gördüm. Neyse oradan buraya geldim ben. Kaç yaşındaydın? İşte lise zamanları falan. Buraya geldim. Suat abi buranın sahibi. Beni bir aldı bir daha bırakmadı Sibel. Annemin tüm tedavi masraflarını Suat abi sayesinde dedi. Hepsini. Suat abi! Erhan, vay hayırsız. Neredesin sen ya? Estağfurullah. Abi affet ya, uğrayamadım sana hiç. Affetmeyeceğim seni. Ya bunu size söylemek çok zevkli biliyor musun? Hanım kızımız kim? Sibel abi eşim. Tanıştırayım Sibel Suat abi. Vay, büyüdün de evlendin ha. Sorma abi, sorma. Memnun oldum kızım, memnun oldum. Ben de. Hadi geçin içeri, size lahmacun yaptıracağım. Suat abi biz top geldik, sadece seni görelim bir hal hatırını soralım dedik. Sibel'i bir tanıştırmak istedim seninle, o kadar. İtiraz istemiyorum, itiraz istemiyorum. Bu kadar zaman sonra gelmişsin, ben yemem yok yani. Yiyeceksiniz, hadi. Sibel hadi Emir buyurun. Büyük yerde. Hadi kızım. Erhan, hanım kızımızın galiba lahmacunla pek arası iyi değil. Yok yok abi. Sever ya hazırlarsam. Kendi ellerimle. Bol yeşillik. Biraz da limonlu sıkayım. Oh. Sen bir de böyle çok sarmazdın bunu, hamur olmasın diye. Öyle olur, teşekkür öyle olur. Teşekkür ederim. Süper. Kızım, senin bu kocan var ya, eskiden benim ocağıma incir ağacı dikti biliyor musun? Niye öyle dedin abi ya? Ne yaptı? Dürümleri yaptırıp burada çocuklara dağıtıyordun. Sonra kebap yapıyordu, arka kapıdan gidiyordu, kedi köpek ne varsa onlara veriyordu. Yani sermayeyi kediye yükledi. Ama biliyor musun, kendisine hiç kızmadım. Oğlum gibi benim ya. Hakkını ödeyemem ben Suat abi. Helal olsun. Olur mu öyle şey Erhan? Hadi kızım soğutma ye. Sıcak sıcak. Eline sağlık. Güzel değil mi?